Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve etbahi ecmain. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlu lukteten min lisani yefkahu kavli ve cealli vezira min ehli Harun ahi. Uştut bihi ezri ve eşrifu fi emri keynu sefihake kethira ve nezküreke kethira. İnneke künte bina basira. Ve yukuymune salat bölümünde kalmıştık ayetin. O müminleri tarif eden ayetin. Bakara 3'tü galiba, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Kodunu yazmamışım buraya da. O zaten bu hafta özet yapmayacaktık. Doğrudan konuya gidelim demiştik. Şimdi ben gidebildiğim kadar biraz gideceğim. Sonra büyük ihtimalle soruya kadar gelirim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaçıncı sayfadayız abi? Vallahi Arapçasında 52. sayfada ama. Yani ve yukun es salatı. İşaretül İcaz'da kaçıncı sayfadayız? Şimdi bakıyorum. Sorry. Şimdi ellezine yu'minune bil gayb ve yukumine salatı diye giden ayet var ya Bakara'da. Evet. Onun yukumune salat kısmındayız. Tamam abi. Yani eğer internetten istiyorsan linkini buldum ama kitapta kaçıncı sayfa bilmiyorum. Yani tamam, Bakara'nın üçüncü ayeti oluyor. Hani o takvanın üç mertebesi falan vardı ya. Tamam abi. Ondan biraz ileride, bir iki sayfa ileride. O tahliye ve tahliyeden bir iki sayfa tamam ileride. Tamam abi, tamam. Tamam, buldum inşallah. Bu cümlenin evvelki cümleyle bağlılığı diye başlıyor. Tamam abi. Ve yukimune salat. Onlar salatı ikame ediyorlar. Ederler. Ediyorlar. Bu ayet çalışacak şimdi. Ayetin bu kısmını. Takvanın üç boyutunu anlatıyordu dediğimiz gibi. Kalbin ameli iman, bedelin ameli namaz, malın ameli zekat diye. Şimdi namazdayız. Bu cümlenin evvelki cümleyle bağlılığı ve münasebeti gün gibi aşikardır. Yani her zaman olduğu gibi işte önce veçhi nazm ile başlıyor. Bu önceki cümleyle dediği de ellezine yu'minune bil gayb ile yukimune salate arasındaki ilişki diye anlıyorum. Lakin bedeni ibadet ve taatlerden namazın tahsisi, yani bu ayetin ubudiyetle ilgili olması aşikar. Hakikaten de öyle olması gerekiyordu. İmandan sonra o gelmesi gerekiyordu. Fakat bu insanın bizzat bedenle yaptığı ibadetlerden ve itaatlerden, özellikle namazın tercih edilmesi, tahsis edilmesi, namazın bütün hasenata fihrist ve örnek olduğuna işarettir. Evet, nasıl ki Fatiha Kur'an'a, Fatiha Kur'an'ın fihristi, insan kainata fihristedir. Namaz da hasenata fihristedir. Neden böyle düşündüğünü birkaç farklı açıdan açıklayacak şimdi. Çünkü namaz, savm, hac, zekat ve sair hakikatleri havi olduğu gibi, idrakli ve idraksiz mahlukatın ihtiyari ve fıtri ibadetlerinin numunelerine de şamildir. Bedeni yönden konuşuyor diye anlıyorum ilk etapta. Sizler açarsınız inşallah. Yani orucu kapsar dediğinde, hani namaz boyunca bir şey yiyip içmiyorsun ya, bir nevi bir oruç hali var. Haccı kapsar dediğinde, hani bir açıdan o bedenin yorulması bir yönüyle haccı kapsıyor gibi. Hani zekat, vücudunda zekatını veriyorsun. Bir tevbi istiğfar anlamında temizlenmeyi de içeriyor olabilir. Bunların her birinin bu hakikatleri havidir namaz diyor. Bir de idrakli idraksiz mahlukatın ihtiyar ve fıtri ibadetleri demişti. Onu örnek verecek şimdi.
Mesela secdede, rükuda, kıyamda olan melaikenin ibadetlerini, hem taş ve ağaç ve hayvanların o ibadetlere benzeyen durumlarını andıran bir ibadettir. Hemen hemen yani yaklaşık bir çeviri ama birkaç kırpılma var. Arapçasının önünüzde ise şöyle diyor Arapçasında. Minel melaiketi errakiine, essacidine, elkayemine. Meleklerin rükuda, secdede, kıyamda olanlarına diyor. Ondan sonra bu secdede ve kıyamda ve rükuda olanları da açıyor. Yani o kainatla melek arasındaki ilişkiyi içinde barındıran bir cümle bence bu cümle normalde. Burada hani taş var, ağaç var, hayvan var. Hani bir de melek diye bir şey var gibi bir anlama geliyor bu cümlenin tercüme ediliş şekli de o yüzden söylüyorum. Arapçasında dediğim gibi minel melaiketi errakine essacidine el kayimine dedikten sonra ve minel havaris haveris sacidine, o taşların ibadetini secdeye benzetiyor. Ve şeceril kayimi, ağaçların fıtri ibadetini sürekli kıyamda durmaya benzetiyor. Vel hayvani raki, hayvanlar da hani iki ayak üstünde dikelemiyorlar ya insan dışında. Onların iki ayak üstünde dikilememesini de rükûya benzetiyor. Hayvanlar da hep rükûdalar diyor. Sürekli rükû pozisyonundalar. Ya, çok hoşuma gitti benim bu arada. Yani hayvanların sürekli rükûda durması, benzetmesi benim hoşuma gitti. Ondan sonra neden yukîmûne'nin fiil sigasıyla zikrinde ne hikmet vardır gibi bir bölüm geliyor ama burada durabiliriz belki. Aynen o yukminûne'de neden fiil sigasıyla tercih edilmiş diye benzer bir soru geliyor burada ama burada bir duralım. Bunun buraya kadar okuduğum kısımla ilgili dikkatinizi çeken nokta varsa hemen paylaşabilirsiniz. Yoksa devam edeceğim tabii. Ama ben aklıma gelenleri okurken paylaştım. Namazın diğer şeyleri, ibadetleri havi olması meselesini nasıl anlıyorsunuz? Yani oruç, hac, zekat. Bu biraz hani sanki şey gibi okudum bu cümleyi. Yani sen bunu zaten biliyorsun. Biz bu meseleyi hallettik daha önce falan gibi bir cümleyle sana bunu hatırlatıp geçiyorum gibi. Yani ben görüşümü söyledim ama hani Yunus'un söylediğini zaten bir değeri yok. Nasıl anlayacağız bunu şeklinde mi? Evet, aynen onu kastettim Yunus. yok. Seni tatmin etmedi anladım. Yok, burayı nasıl açıkladığını ben kaçırdım. O, yani yanlış anlaşılma olmasın. Ben sadece o son kısımdaki açıklamanı şey yaptım. Yani ben orada doğrudan bir bedeni yönden bir kapsamayı kastediyor gibi hissettim. Yani orucu kapsaması namaz boyunca bir şey yiyip içmeme haliyle yani bir nevi oruç halinin yaşanması namaz içinde. Haccı kapsaması, bedeni yorması açısından haccı kapsıyor olabilir gibi. Zekatı kapsaması da hani vücudun zekatını verme, verilen nimetlerin bir nevi bir zekatı hükmünde olmasına gönderme yapıyor olabilir şeklinde bir yorum yapmıştım. Ben onu kaçırmışım Yunus'cum, çok özür dilerim ya. Yanlış anlaşılma. Bu ilave de tersinden bakarsak hac sanki 2 gün, 3 gün boyunca namazda olmak gibi telakki edilmeli. Huzur-u ilahide olmak gibi telakki edilmeli. Çünkü evet yiyorsun, içiyorsun ama mesela kainatın yaratılışındaki fıtri haline müdahale etme hakkın yok. Daima o işte tevhidi temsil eden Kabe'nin etrafındaki değişik imani anlayışları, şuurların
yaşandığı Arafa'dır, Müzdelife'dir, Mina'dır, neyse. Zaten Safa, Merve ve Kabe'nin taşı. Bunlar değişik imani esasların sembolik olarak yaşandığı yerler. Bu bütün bu yerlerde hep namaz hali yaşanıyor olması beklenir hacdan. Namaz da onun haccın bir küçücük parçacığı oluyor. Ben de tersinden böyle anlamıştım. Beni en çok yani heyecanlandıran kısmı bu ve bundan sonra devam edeceği kısımlarda sürekli din veya dini ritüel diye bilinen, ama hani biz ona ubudiyet diyoruz. Ubudiyetle, ubudiyetin bu ibadet, işte beden ibadeti formundakine vurgu yaptı burada. Ubudiyetle kainatta ki harekete uyum yaklaşımı var ya, yani Bediüzzaman, hani bu fihriste demesinden ben bu uyumu anlıyorum ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Hani neden namaz var burada? Bu senin içinde yaşadığın gerçeklikle uyumlu demek gibi. Geçenlerde bir arkadaş şey örneği vermişti. Mesela tavaf yapıyorsun umrede veya işte haçta, fark etmez. Yani Kabe'de diyelim ki ya aklına bir mana geldi, onu tefekkür etmek istedin ve durdun. Ama herkes hareket halinde ve Kabe'nin etrafında dönüyor ya, sana sürekli çarpmaya başladılar ve orada yüzüne ekşitti. Ya bunlar niye bana çarpıyor? Ben burada bir tefekkürün içinde olmak istiyorum dedin ama herkes hareket halinde ve dönüyor ya. Evet, talebin çok meşru. Yani evet, insanın Kabe'nin yamacında tefekkür etmeyi arzulaması kadar fıtri bir talep olamaz. İnsanın varlık maksadıyla da uyumlu. Ama tavaf edilen yerdesin ya, gerçeğinle uyumlu değil. Yani orada gerçeğin, orası tavaf hakikatinin yaşandığı bir yer. O hakikatin içinde tefekkürü yaşaman lazım. Yani hem uyum içinde olman lazım, hem de o varlık maksadını gerçekleştirmen lazım. Eğer uyum içinde olmazsan her şey çok rahatsız edici görünmeye başlayabilir. Yüzünü ekşitmene sebep olabilir. Kabe'de herkes tavaf ederken orada durup tefekkür etme gibi meşru, insana yakışan bir amacı talep etsen bile. Şimdi bu üstadın taş, ağaç, bak böyle böyle yapıyor, hani onu andıran bir ibadettir, namaz falan, firistir gibi sürekli içinde yaşadığımız alemle çok uyumlu olduğu vurgusu bana onu hatırlatıyor. Yani hani namaz kılmak sanki o Kabe'de hareket halinde olan cemaatle birlikte hareket etme kararı almak gibi bir şey yani. Hani bilakis o harekete dahil olmamak insanı rahatsız edecek, huzursuz edecek bir hal. Yani Kabe'de niye tavaf edenlerle birlikte hareket ediyorsun sorusuna verilecek cevap, çünkü herkes hareket ediyor. Ben de onlarla uyumlu bir şekilde hareket ediyorum. Oraya, yani bu hatta öyle bir meseledir ki, yani o uyum senin orada herkesin tavaf ederken hissettiği mana, içinde olduğu hal, o harekete dahil olması noktasındaki maksadı, beklentisi farklı olmasına ve olma ihtimaline rağmen uyumlu olmak, harekete dahil olmanın fıtri yönü çok
kuvvetli ve ortak, herkes için ortak. Bu namazla kainat arasındaki sürekli ve diğer ibadetlerle de kainat arasında üstadın uyum arama çabasının arkasında böyle bir mana da yatıyor olabilir gibi geldi bana. Onu paylaşmak istedim. Eyvallah. Bu bir yerde de hani bütün bu mahlukatın ibadetlerinin Rabbe sunumudur, kainatın halifesi tarafından şeklinde bir argümanı var diye üstadım. Bana da bu şeyi hatırlatıyor hep. Bizim bir tane abimiz vardı yıllar önce. Bu şeye ilk geldiğimde yanında çalışmıştım biraz inşaatta New York'ta. Bundan 15 sene önce falan. Neyse, bu sporcu bir abi. Eski sporculardan. Atletti yani. Bir spor müsabakası falan, özellikle kendisinin zamanında oynadığı şey, spor müsabakalarını izlerken onu da izlemek çok keyifli oluyordu. Çünkü şeyi anlatıyordu sana. Yani ben böyle sıradan yabancı gibi izliyorum. O orada iç dünyasında o esnada neler olduğunu falan anlatıyordu. Mesela bir hareket yaptı, bak o hareketi niye yaptı, aslında şöyle düşünüyor falan filan diye. Çünkü oradan geçmiş olduğu için. Böyle nasıl diyeyim, bana nazaran daha böyle çok daha keyif alarak ve manalı izliyordu şeyi. Yani gördüğü hareketlerin arkasında nasıl bir yapı olduğunu falan çok da keyifli anlatıyordu beni. Ki onda spor müsabakası izlemek çok keyifli oluyordu o yüzden, her neyse. Bu bana sonra da şeyi düşündürmüştü. Yani bu hayvanatın falan ibadetlerini de ya da mahlukatın ibadetlerini de okumak bunun gibi bir şey herhalde gibi bir mana canlanmıştı benim gözümde. Hani sen ne kadar kendini bu noktada eğitirsen, hani işte ibadet ne demek, bunu anlama noktasında sanki bu noktada ne kadar geliştirirsen izlediğin şeyleri de bu noktada böyle anlamlandırma noktasında bir ilerleme kaydediyorsun gibi hissetmişim. Hani sadece aynı böyle üstad gibi, yani sen hayvana bakıyorsun, vay be diyorsun işte falan. Adam hayvana bakıyor, diyor ki rükudalar diyor falan. Çünkü mantalitesi o yönde gelişmiş gibi sanki. Ve böyle tabii yaklaşınca bu kulun herhalde o yaptığı sunumla o nispette şey oluyor. Artık kalitesi mi artıyor diyeyim, ya da ondan keyif orada ulaştığı mertebe artıyor herhalde. Böyle hani kainatı, mahlukatı gözlemlemekle böyle bir bağlantı kurmuştum kendi kafamda. Bunu görünce yine onu hatırladım. Senin dediğinin üstüne de bunu paylaşayım dedim Yunus. Çok, buydu yani. Çok da güzel oldu. Kesinlikle katılıyorum. Yani örnekte cuk diye oturdu yani bence yerine. Yani şey demeye getirdin yani. Hani Said Nursi ile kainatı izlemek çok keyifli oluyor. Demeye getirdin yani konuyu. Evet, benden de bu kadar. Eğer şey yoksa geçebiliriz, bilmiyorum. Abi işte birkaç not alıyordun, acaba bir şey mi söyleyeceksin dedim ama. Ya sizin söylediklerinizi not alıyordum. Yani bir de tam oturmadı kafama, bir şeyler geldi ama şey yapamadım, net olmadığı için şey yapmak istemedim yani. Ağırlayamadık yani. Avlamak. Ha. Avlayamadım. Diyor ya, ben Nursi bir yerde avlayamadım diye. Avlayamadım. Evet, bir şeyler geldi ama avlayamadım. Yani yukimune sala dan önce yu'minune bil gayb ve yukimune sala ve mimma razaknahum yunfikun. Bir üçlü var burada. Bu üçlü arasındaki bağı anlamaya çalışıyordum da. Benim kafamda mesela
Oruç tutmak deyince emir dinlemek anlamına geliyor. Namazda emir dinleme talimi var. Hac deyince tavaf etmek anlamına geliyor. Bir şey üzerinde tefekkür etmek, yoğunlaşmak anlamı var. Şeyde ise zekat ise sahiplenmemek, teskiye anlamı var. Namazda bir kendi adına hareket etmiyorsun. Kendinden teskiye ediyorsun, biri adına hareket ediyorsun. Bunu temsil ediyor. Böyle anlamlar var ama bununla birlikte önceki ayetlerle de, üçlüde de, ki biraz da benim kafam şeye gidiyor. Katre ve Zühre'ye gidiyor. Bu üçlüyü sembolize ediyor diye anlamıştım. Ama tam böyle irtibatlandıramadım için delilsiz konuşmayayım diye şey yapmadım yani fazla. Bana da bu paragrafın hiç anlayamadığım yönü, izahını yapamadığım yönü, bu cümlenin evvelki cümleyle bağlılığı ve münasebeti gün gibi aşikardır. Ben de yok canım, nerede çıkarttın onu diyesim geldi. Neden gün gibi aşikar? Yani gayba iman eden ne demek? Mutlak olan biri yaratıcıyı kabul eden kendi adına hareket edemez. Yani dolayısıyla o imanının gereği olarak onun adına hareket edebilir. Onun emriyle hareket edebilir. Ve kendine sahip olmaz, mutlaktır. Çünkü mutlak olan her şeyin sahibidir anlamında bir bağlantı var ama dediğim gibi yani tamam şey yapamadığım için atmosfer olmasın diye sustum ama Yunus deyince de bu kadar kol çıktı. Evet. O bağlantı namazla niye kuruldu? Yani o dediğin... pardon abi. Buyur sen söyle Muhammed. Yok, belki ben dayım soru şöyle bir soru mu diye onu şey yaptı, confirm edecektim. Yani öncesinde gayba iman edenler dedi. Ondan sonra yukimune salat dedi. Yani gördüğü gün gibi aşikar olan bağlantı sanki gayba iman ediyorsan bunun bedeni bir ibadeti gerektireceğine dair bir bağlantıyı çok net bir şekilde gördüğünü ima ediyor herhalde. Yani buradaki şey. Ama sonra neden bu bedeni ibadet lerden namazı seçti? Onu konuşalım falan şeklinde bir... Bedeni de olsa bu gaybe iman eden dolu insan var. Bunların bakılma ihtiyacı da hissetmiyor. Ya gaybı da iman ediyor. Bayağı iyi iman ediyor. Yani bu neden zorunlu kılsın ki bedeniyeti? Hatta tam tersi. Bedeni olmaması lazım. Gayba iman eden o iman haletini halet-i ruhi halinde yaşaması lazım. Bedeni bir davranışı bedenini bükeceksin. Yani dam üstünde saksağın gibi geliyor. Yok, insan inancının gereği yaşar. Gereğini yapar her zaman. Eğer inancı gayba ise onun gereği hiçbir şeye tapmamasıdır mesela. Yani arzi olan hiçbir şey için bir şey yapmamasıdır. Namaz bunu sembolize ediyor ki zaten namazdaki o üçlü de bu hiçbir şey adına yapmamanın göstergesi oluyor. Duruyorsun, birinin karşısında durmuyorsun. Gaybi biri olduğu belli. Birine tapmıyorsun. Birinin emrini dinlemiyorsun. Sadece onun diyerekten yani gaybi olan, çünkü mesela sen rızkın sahibi patron olduğu zaman patronun emrini dinlersin. Onun söylediğini yaparsın ve onun gösterdiği gibi yaparsın. Burada namazda yapılan o hareketlerin hiçbirinin birine karşı, yani arzi olan, gaybi olmayan birine karşı yapılan bir şey değil. Adına yapılan bir şey de değil. Dolayısıyla bu manada bir sembolik anlam var. Çünkü insan zaten fiilini bir şey adına yaparsa ancak gayba iman eden arzi olan hiçbir şey adına yapmaz anlamına geliyor gibi geldi bana. Bilmiyorum tam
bedeni bir hareketi gerektirsin ki? Niye bedeni bir hareket? Şimdi şeriatı, yani gayba iman ile şeriatın kabulü arasında Kur'an'a iman, vahye iman, Resul'e iman girmesi lazım. O aşamalardan geçmeyen birisinin namaz kılması bence anlamsız. Ben amelle inanç arasındaki ilişkiden bahsettim. Yani öyle şey yaptım. Yani amel, insan bir şey yapıyorsa onu mutlaka bir şey adına yapıyor. Bir amacı olduğu için, bir hedefi olduğu için yapıyor. Yapılan şeyin hedefi, gayesi, amacı veya onu sahikiyle alakalıdır. O sahik öyle bir şey ki bizim gaybe iman eden için söylüyorum. Aha budur diyemiyorsun. Mesela niye işe gidiyorsun? İşte para kazanacağım gibi bir sonucu var. Bir para kazanma, işte eve para getirme, rızkımı bir şey yapma gibi, işte kim adına çalışıyorsun? İşte patron adına çalışıyorum. Yani yaptığın işin mutlaka bir arka bir background'u var, teorik bir background'u var. Yani zihni bir background'u var. O manada söyledim ben. Yani gayba iman eden, ancak gayba iman eden, gaybın dışında olana değil, gayba iman eden, yani kendinin sahibinin, hayatının sahibinin, dolayısıyla efalinin sahibinin gaybi olduğuna iman eden biri namaz kılar. Onun dışında namazdan başlayıp ben namaz kılarken ne yapıyorumdan başlıyorsun. Ben ise böyle bir gayba imanın namazı niçin necessity ettiğini, zorunlu kıldığını anlarken yani irtibat kuramadım hiç. Başka aşamaların girmesi lazım oraya. Onun için aşikar gibi değil de çok daha başka aşamaların girmesi lazım. Yani imanın bütün rükünlerinin girmesi lazım. Melaikeye iman girmesi lazım. Gayba iman deyince Allah'a ile ben mutlak olan Allah ile anlıyorum onu. Mutlak olmayan meleklere iman, ahirete iman, peygamber vahye iman, Resul'e iman arından geçmeyen birisinin zaten insanlar çok mümin oldukları halde Müslüman toplumlarda en önemli olarak bilinen İslam ile kendisini identify yapmış birisinin en önemli bildiği şey namazdır. Namazı bile yapmaması, yani oran birdenbire düşüyor. Şöyle bir oranlama yaparsam tahminen İslam alemine bakıyorsunuz. Neredeyse %100, hani kendisini İslam ile tanımlayanların %100'ü inanıyor. Zaten İslam ile tanımlayamaz. Birdenbire bir bakıyorsunuz namaz kılma oranına gelince %10, %15'e düşüyor. Bunun nedeni o aradaki aşamaları tamamlama sürecinden geçilmediği için. Yani imanın 6 erkanının yerli yerine oturtulmadığı için, ikna edici bir tabana oturtulmadığı için diye anlıyorum. Ondan sonra ben namaz kılmaya başladığımda sizin dediğinize katılıyorum. Namazı ben şu maksatlardan dolayı yapıyorum izahı yerinde. Onun için ben teşekkür ederim ama benim o düşünüyorum, ben bu konu eskiden beri düşünüyordum da. Ama tek çözümüm imanın aşamasından geçme şartının amele dönüşmede zorunluluğunu anlıyorum. Zaten Kur'an'ın anlatımında da öyle bir espri var. İşte başlıyor ya eyyuhennâs tu'budû rabbekumu lezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tehtedûn. Ondan sonra hemen arkasından gelen ayet ne? اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً devam ediyor.
o usul ve enzele mine semai ma'en fe akrece bihi mine semerati rizkan lehum fef'alu fela tec'alu endâden min dûnillah. Bakın o aşamadan, o aradaki bağlantıyı kuran, deminden beri biraz yani konuyla bağlantısını kurma çabasında olduğumuz odada, o kainatın şahitliğinden sonra fela tec'alu endâden min dûnillah in kuntum sâdıkîn. Ondan sonra çok ilginç bir şekilde bir jumping daha oluyor, sıçrama. O da ve in kuntum fi raybin mimma nezzelna ala abdina. Bak şimdi ne yaptı? Kur'an'a imana geldi. Şimdi İbadetin gerekçelerini anlatan aşamalarda çok ilginç bir süreç takip ediliyor Kur'an'da. Bu süreçlerden geçmeyen birisinin birinci emri kabul etmesi mümkün değil. Çünkü ondan sonraki gelen aşamalar o birinci emrin justify edilmesindeki aşamalardır. Yani çok daha biraz düşünüp üzerinde hazmettikten sonra konuşmak lazım. Fazla israf. Şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi soru çok güzel bir soru. Yani neden gün gibi aşikar meselesi. Fakat önce geldiğim sonucu söyleyeyim. Sonra oraya nasıl geldiğimi söyleyeyim. Bir tutarsızlık yaşadık şu anda. Yani bu tutarsızlık da olmayabilir. Düşünceler değişmiş olabilir. Yani Ali Dayı'nın bugünkü konu hakkında aldığı pozisyonla bundan iki sayfa önceki konuda aldığı pozisyon arasında bir farklılaşma oldu. Ben onu anlamaya çalışıyorum. Belki de farklılaşma olmadı. Ben yanlış yorumluyorum. Onu netleştirmek lazım. Bu konu, yani gün gibi aşikar konusu, bu metnin en başındaki şirki terk, masiyeti terk, masivallahı terk konusunu konuşurken yaptığımız tartışmayla birebir aynı bir konu. Orada da bu, o zaman da Abdurreşit abi de vardı bu arada. Yani o konu konuşulurken Yavuz da vardı. Çünkü Yavuz'un sorusunu bir daha kontrol etmek için notlarıma gittim. O gün iki tane temel soru vardı. Yani neden bu üçü? Yani neden şirki terk, masiyeti terk ve masivallahı terk üçlüsü? Yani niye başka bir şey değil de bunlar? Konusu vardı. Bir de bunların arasındaki ilişkinin hiyerarşik bir ilişki olup olmadığı tartışması vardı. Yani biri yapan ancak, şirki terk eden ancak ikiye geçer. İkiye geçemediyse bir olmamıştır demektir gibi bir durum mu var burada? Yoksa başka bir şey mi dendiğinde? O zaman Muhammed Ali ve Ali Dayı güzel bir yaklaşım getirmişti. Yani bunlar interchangeably birbiri üzerine ikame edilebilen ve iç içe geçmiş dairelerdir. Bunların içinde teoride belki bir zamansal öncelik sonralık ilişkisi kurulabilir. Hani hatta burada Ali Dayı bir tane meşhur tarihsel bir hadiseye gönderme yapmıştı. Hani vali olarak gönderiyor. İşte önce tevhidi teklif et. Kabul ederlerse namazı emret, onu da yaparlarsa zekatı emret meselesini örnek olarak vermişti. Bunun davet zincirinde bir sıralama takip edildiğini, fakat pratikte hayatın içine girdiğimiz zaman bu dairelerin etki olduğuna yönelik. Neyse, yani konuya dönersem, buradaki gün gibi aşikar olan konu, Muhammed Ali'nin en başta dediği şeye katılıyorum, yani salat meselesi değil, ubudiyetin veya biraz daha önceye gidersek masiyeti terkin gelmesi gün gibi aşikardır. Belki o zaman o tartışmaya geri dönmek lazım.
Yani çünkü şöyle notlara bir baktım. O zaman hepimiz çok rahattık. Yani tartışma o şekilde frame edildiğinde şirki terk, masiyeti terk, masuvallığı terk. Yani bunlar insanın varlık maksadını gerçekleştirmesi içindeki üç ana kategoridir. Dört değildir, iki değildir. Bunlardan birini söylese eksik söylemiş olur. Bir tane eklese boşuna bir ekleme yapmış olur. Bu üçlü en temelde duruyor diye bir kanaat vardı ve herhangi bir itiraz gelmedi. Oraya dönmek lazım bence. Yani eğer masiyeti konuşmakla şirki terki konuşmak arasındaki ilişki nedir diye sorunsallaştırırsak bence hem daha öncesini de toparlayan bir tartışma sorusu olur. Evet. Bu dediğim Ali Dayı'nın az önce yaptığı meseleyi bence yatsımıyor. Yani bunun pratikte nasıl gerçekleştiği, imanın bütün rükünleri arasındaki ilişki, özellikle Resul'e iman meselesinin anlaşılması ve beraberinde kitap peygamber işte yani pardon, kitap melek gibi konuların hazmedilmesi ve bunun neticesinde ortaya bir ubudiyet şuurunun neşvinema bulması gibi yani bu meselenin mekanizmasının nasıl çalıştığını, adetullahın ne olduğu noktasındaki yorumları anlıyorum ve bunu yatsımıyorum. Ama bu ayrı bir konu. Peki ama bu nasıl oluyor dediğimizde bu ayrı bir konu. Ben birinci soruya cevap verelim önce. Konuşulacak iki ana konu, ilk iki ana konu şirki terk ve masiyeti terk midir? Daha klasik sorusuyla iman ve amel midir? Bu ikisi ayrılmaz bir konu mudur? Peki şirk ile masiyeti neden pratik, fiziki hareketleri, davranışları içeren kategoriye koyabildik? Onu nasıl koyduk? Masiyet. Orada masiyeti terk derken doğrudan bu masiyeti terkin azamı en yükseği beden ile yapılan namaz ibadetidir diye hükmü vardı orada. Oradan elbette şirki terk ile bu isyanı terkin en evvelde iddialar bağlamında olduğu, insanın düşünsel bu hayata karşı kendisini pozisyonlandırması ve bu noktadaki isyanı ile alakalı olduğu ve bunun görüntüsünün bedenle ortaya konduğunu, bunun için azam olarak nitelendirildiğini, masiyeti terkin zirvesi, bunun en parlak göstergesinin beden ile olduğu meselesini o zaman da konuşmuştuk. Ben bedenle imanı, yani amelle imanı sebep-sonuç ilişkisi açısından tabii ki bir bağlantı kuramayız. Ama her amelin arkasında bir iman vardır. O bir şeyin göstergesidir. Bir imanın göstergesidir. Ben bu açıdan ele almıştım. Bu gösterge olan şey, sen çok güzel değindin o şirki terk, masiyeti terk ve masivallahu terk aşamalarının bir tezahürüdür. Gayba iman eden, imanı bil gayb sahibi olan kişinin ameli namaz olur. Ne demek yani? Bu namazın, ben namazın fiili kısmından bahsetmiyorum. Namazın hakikatinden bahsediyorum. Yani şirkten arınmış, masiyetten arınmış ve masivu Allah'tan ayrılmış bir ubudiyettir, bir tavırdır diye anlıyorum. Çünkü gayba iman eden, gayba iman eden, Allah'ın mutlaklığına, bir yaratıcının mutlaklığına iman eden amelini hiçbir maksat için yapmaz. Belirlenmiş, sınırlanmış, nasıl söyleyeyim, adı konulmuş olan bir şey için, adı konulmuş derken yani yine ihata edilmiş bir şey için yapmaz.
Ne için yapar? Emredildiği için yapar. Misal. Hak olduğu için yapar. Yani bir şey karşılığında yapmaz anlamına gelir. Her insanın fiilinin arkasında bir sahip vardır. Bir göstergedir. Fiil bir göstergedir. Burada zaten belirlenebilir bir şeyden bahsetmiyor. Teorik yine konuşuyor aslında. Namaz kılan gayba iman eden namaz kılar. Yani şirksiz hiçbir şeyi hiçbir şeyi maksat edinmeden, sınırlı olan, arzi olan hiçbir şeyi maksat edinmeden ubudiyet eder. Anlamı var. Yani ben gösterge işte, olarak ben, anlamı ben, var. O hafta da böyle minik bir şekilde ifade etmeye çalışmıştım ama o zaman zihnimde bu kadar canlı değildi ve çok da sesimin tonunu arttırmamıştım. Fakat şu an o ihtiyacı yine hissettim. Hani sen gayba iman eden namaz kılar dedin ya. Bence o tahliye ve tahliye diye formülüze ettiği yer Bediüzzaman'ın ve onun akabinde işaret-ül icazda takip ettiği logic. Bu Risale-i Nur'da da zaten böyledir falan diye bir şey iddia etmiyorum şu anda. Risale-i Nur'da da aynı veya değil meselesi ikinci bir tartışma. Ona sonra gireriz. İşaret-ül icazda şöyle bir logic takip ediyor. Eğer iyice kolaylaştırırsam. Şirki terk etmenin alameti gayba iman etmesidir. Masiyeti terk etmesinin alametinin şahı namaz kılmasıdır. Masiva Allah'ı terk ettiğinin alametinin şahı zekat vermesidir. Şeklinde bir terminoloji takip ediyor. İşaret-ül icazdaki formülünde. Ve neden amele indirgiyorsun sorusuna hayır amele indirgemiyorum diyebilirim Bediüzzaman'ın o kategorizasyonunu şu an anladığım itibariyle. Neden? Çünkü şirki terk, masivallahı terk, masiyeti terk dediğimiz kavramlar insanın aldığı pozisyonla alakalı bir meseledir. Bedenle ilgili bir mesele değildir. İnsanın pozisyonuyla alakalı kavramlardır bunlar. Bu pozisyonun manaya yönelik yansıması iman ki bu şirkin terkinin göstergesi, bedene yönelik yansımasının şahı namaz ki bu masiyeti terkin göstergesi, işte mala dair göstergesi ise zekat. Bu da işte ne derler, masivallahı terkin göstergesi şeklinde bir framework takip ediyor Bediüzzaman. Bu metnin içinde. O gün gibi aşikar demesi de iki sayfa önce sana anlatmadım mı takvanın üç boyutu olduğunu, bunun şirki terk, masiyeti terk, masivallahı terkle alakalı olduğunu, şirki terkin amelinin iman olduğunu, masiyeti terkin amelinin bedeni olduğunu, bunun en büyük görüldüğü yerin, masivallahı terkin görüldüğü en büyük yerin işte mala karşı aldığın kararlarda göründüğünü sana anlatmadım mı? Anlattım. O yüzden gün gibi aşikar gibi bir logic takip ediyor. Burada Bediüzzaman'a katılıp katılmadığım noktasında bir şey söylemedim. Ama böyle bir logic takip ediyor. Tamam. Güzel. Yunus, şimdi benim anladığım kadarıyla ben bu üçlüyü üç farklı görünüm olarak nitelendiriyorum. Ve bu üç görünümü birlikte namaz da içeriyor. Aslında hepsi birbirini içeriyor. Şimdi aslında şirki terk demek, itikadi olarak şirki terk et demek, anlam olarak, mana olarak şirki terk etmek demek, fiili olarak namaz kılmak demektir. Yani masiyeti terk etmek anlamına geliyor. Namaz kılmaya derken yani bu yine fiil olarak demiyorum, duruş olarak anlatıyorum. Masivallahı terk etmenin de anlamı yine şirki terk etmenin
şey görünümüdür. Şeye bakan, mala bakan yönündeki görünümüdür. Hepsi aslında şirki terkle alakalıdır. Hepsi masivi Allah'ı terk etmekle alakalıdır. Herkes hepsi masiyi terk etmekle alakalıdır. Birbirine bakıyor. Burada da onu birbirine baktığını ve zorunlu kıldığını vurgulamak açısından bu üç bağlantının ileride ve mimma razaknahum yunfikun da da aynı şeye gelecek ki zekat kısmına bakıyor orası da. Yani bunların aslında aynı şeyin farklı görünümleri olduğunu anlamına geliyor. Gayba iman eden itikadi olarak şirk koşamaz. Gayba iman eden ameli olarak amelini başkasına mahsus kılamaz. Yani belirlenmiş bir şeye mahsus kılamaz. Yine gayba iman eden malını sahiplenemez gibi, ondan bilir yani her şeyi gibi. Yani şirki terkin üç farklı görünümünü izah ediyor ve bunları zorunlu olarak gerektirir anlamında kullanıyor burada. Ben öyle anladım. Ki seninki söylediklerinde de çatıştığını düşünmüyorum. Yani aynı şey. Yok, çatışmıyor. Sadece ama bir nüansı ortaya çıkartmaya çalışıyor. Ben zaten bu dairelerin birbiriyle ilişkili olduğu noktasında kesinlikle sana katılıyorum. Ve senin bu ilişkinin bir örneklemi olarak işte gayba imanı şirkin altında saymasına rağmen diğer iki kategoride nasıl uyumlu olduğu noktasında verdiğin bir örneklem olarak anlıyorum ben senin söylediğini. Benim kastettiğim küçük nüans şuydu, yani en tepeye gayba imanı koymaması kategorizasyonun içinde. En tepeye belki ben o gün, yani metne belki tekrar geri dönmek lazım ama en tepeye ne diyelim, yani yaratık olduğu kararını belki koyacağız. Yani insanın kendisini tarif etmesi, sen kimsin sorusuna verdiği cevapla alakalı bir durum. Ve bu sen kimsin sorusuna verdiği cevabın sonucu olarak üç tane, yani Kur'an'ın çerçevesinde bunun sen kimsin sorusunun üç büyük sonucu olacak. Bunun pozisyonel bir sonucu olacak. Şirki terk, masiyeti terk ve masum Allah'ı terk. Ve bunun görünümleri olacak, alametleri olacak. Gayba imanı şirki terkin altında, masiyeti terkin altında işte alametini bedeni ve namaz, masivallaha terkin alametini mal cinsinden ve zekat olarak anlıyor veya en azından böyle kodluyor. Yani bu bizim kullandığımız terminolojiye böyle bir ince ayar çekebilir yani tekrar. O yüzden ben soruyu çok önemli buldum. Ama yani Ali dayı, bilmiyorum ne diyorsunuz ya, benim yapmaya çalıştığım itirazı net bir şekilde ortaya koyabildim mi? Onun farkında değilim. Yani veya sizi doğru anladım mı? Siz başka bir şey, ben zaten başka bir şey söylüyordum Yunus mu diyorsunuz? Bilmiyorum yani. What's your reaction? Uzatmanın gereği yok da benim düşünmem lazım bunları. Çünkü dünyanın problemi şu olmaya başladı diye görüyorum ben. Allah'a inandık. Evet, ahirete inandık. Ama şeriata tabi olma konusunda gittikçe bir gevşeme var. Neden ille de şöyle şöyle dönemlerde şöyle şöyle örneklere uyuyorum ki, mesela bir arkadaş bahsetti, ben görmedim, öyle işlerle uğraşmıyorum da. Adamın birisi deniz kenarında ellerini kollarını sallaya sallaya zikrediyor. İşte bu da benim namazım diyor. Benim derdim ona ne gibi bir izah getireceğim? Ben ona sembolik olarak Kaliforniya dervişlerine ne diyeceksin? Ki bu dünyayı sarıyor. İnsanlar buraya doğru meyletmeye başladı. Şeriatsızlık içimize kadar girdi. Bunları nasıl izah edeceğiz? Yani böyle, yani söz olarak söylersin, sen ben inandığımız için. Peki, Resul, ben şöyle bir soru sorsam. Bunda ben şey tamamlayayım da ondan sonra, söz kesmeyi sevmiyorum da. Tamam. Olmadı, dağıttık. Nereye gitti? Ha, yani pratik bir çözüm getirecek sonucu
aşamalardan geçtikten sonra izah edilebileceğini, doğrudan doğruya gayba iman ile fiziki bir davranış olarak niteliyorum. Namazın içinde şu var, ayrı konu, adam diyor ki ben böyle böyle kafama göre bir şey yaparım, onun içinde de senin dediğini korum diyor. Yani bunlar gerçekten yaygın olan fikirler, yayılıyorlar, gittikçe yayılıyorlar. Ehli imanı da sarsıyor. Hakikaten biz niye illete tutturduk böyle yapacağız diye. Ama bu tabi ta belki bilemiyorum geçmişini de, kalbin temiz olsun diye hümanist davranışlardan Müslüman alemine girdikten sonra sen Allah'a inanıyorsun, kalbini de temiz tut, böyle fitne fesat dedikodu işlerine girme, insanlara yardım etmeye çalış, işin tamam. Bu şimdi alemi İslam'a fiziki amellerin gerekliliğini sorgulama aşamasına getirdi insanları. Onun için bizim böyle yani peşin kabullerimize dayanmadan böyle bir izahlar zinciri getirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum da, onun için ben zaten gün gibi aşikarı, hayır, silsileyi takip edersen ulaşırsın, gün gibi aşikar diye sorgulamak istedim. Uzatmayayım, bir daha da konuşmayacağım bu konuda. Benim için bitti. Teşekkür ederim. Yok, iyi ki de gündeme getirdiniz. Çünkü benim yarama dokundunuz. Ben zannediyorum Yakup'laydı. Buraya geldiğinde konuştuğumuz bir konu vardı. Şu ifadeyi de acayip tuttum bu arada. Kaliforniya dervişleri meselesi güzelmiş. Bu Allah'a inanıyorsun, kalbini temiz tut meselesine karşı, yani dolayısıyla ben elimi kolumu sallıyorum ve zikrediyorum diyene, bizim bugüne kadar derslerin içinde geliştirmiş olduğumuz şu izah, ki en başta Abdüreşit abinin dile getirdiği o izah neydi? Her dünya görüşünün amel cinsinden bir görünümü vardır. Veya tersten okursak, her amelin arkasında bir dünya görüşü vardır diye kenara kaydettiğimiz, özümsediğimiz bu yaklaşım, bu premis eğer revizyon görmezse, eğer geliştirilmezse, bu yaraya merhem olmuyor. Ben bu noktadan size katılıyorum. Çünkü deniyor ki, ben sana itiraz etmiyorum. Elbette bir dünya görüşünün bir ameli bir karşılığı olur. Ben de işte elimi kolumu sallıyorum kumsalın yalında. Dans ediyorum. Bu benim dünya görüşümü yansıtmak için tercih ettiğim bir yöntem. Ama sen bana dünya görüşünün bir amel cinsinden karşılığı olması lazım diye geliyorsun. Söylediğin bu, ama pratikte bana yapmaya çalıştığın şey nedir dersen, bana spesifik 1400 yıl önce bir takım insanların geliştirmiş oldukları, ya böyle mi yapsak acaba diye kararlaştırdıkları particular bir formu bana gelip dayatıyorsun diyor arkadaşlar. Bu konunun konuşulması lazım. Katılıyorum. Bu birinci şey bir de. Hemen bırakıyorum Abdüreşit abi. İkincisi de şöyle geliyor. İkincisi de şöyle geliyor. Bununla da ben karşılaştım. Ve açık söyleyeyim. Ben kendi açımdan söyleyeyim. Ben kendimi izah edemedim. Kendime de izah edemediğimi fark ettim. O yüzden bunu şu an hala düşünüyorum. O da şu. Her dünya görüşünün amel cinsinden bir karşılığı olması lazım diye bir şut, meli malı kipiyle cümle kuruyoruz ya. Bir gün dedi ki bana birisi, niye lazım? Niye lazım yani? Bence lazım değil dedi yani. Aynen. Ben
ben dünya görüşüyle meseleyi bitirdim. İlla amelde görülmesi lazım. Nereden geldin bu sonuca? Görülse iyi olur. Görülünce işte görülürse insana şöyle faydaları vardır falan filan. Bunlar hep side effect. Ontolojik bir gerekliliğe işaret etmiyor. Niye bir dünya görüşünün beden cinsinden, mal cinsinden falan bir görüntüsü olması lazımmış? Yani bu sonuca nasıl geliyorsun şeklinde bir soruydu. Bu da ikincisi. Özetliyorum. Yani iki itiraz. Bir, evet olması lazım dünya görüşünün aksiyon cinsinden bir görüntüsü lazım. Ama hangi formda olması gerektiği dayatılamaz. İkinci reaksiyon ise hadi oradan nereden çıktı dünya görüşünün amel cinsinden karşılığı olması gerektiği. Ve ben buna cevap verebilecek başı sonu ortası belli olan bir argüman ağımızın ve vokablerimizin olduğunu düşünmüyorum şu an için. Elimizde güzel daha önceden bizi ikna eden birikimimiz var. Hiçbir şey yok değil ama bunun yeniden modellenmesi, geliştirilmesi, belki başka kavramlarla buluşturulması ve revize edilmesi gerekiyor yani. Bitti mi abi? Bitti abi, bitti benim diyeceğim. Buyur. Ben bu Kaliforniya Müslümanının söylemindeki yanlışın ne olduğunu soracaktım. Bu söylem niye gelişti diye düşünmek gerekiyor. Bu söylemin gelişme sebebi neden geliştiği, ortaya çıktığının anlamak da gerçekten önemli. Yunus buna vurguladı zaten. Eğer biz bir, ki ben ikinciden de söyleyeyim, hiçbir dünya görüşünün ameli karşılığı olmaz. Bu zaman itikat ameli zorunlu netice verir anlamına gelir ki, yani bir imanla amel arasında bir şey yoktur diye söylüyorduk ya, onu zedeler zaten. Şu form falanca itikada işaret eder diyemez. Ama her formun arkasında bir itikat vardır. Her formun arkasında bir itikat vardır. Namaz kılmanın arkasında binlerce itikat olabilir. Binlerce saik olabilir. Namaz kılma fiilini tek bir şeye, namaz derken fiil olarak tek bir şeye hamledemeyiz. Arkadaki o saik nedir? Allah için yapabilir, nefis için yapabilir, başka şey için yapabilir. Dolayısıyla her fiilin arkasında bir saik vardır. O manasında söyledim ben. Her fiil bir şeye dayanır. İnanca dayanır. Şimdi ben o Kaliforniya Müslümanının söyleminde bir problem görmüyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse. Eksik var. Nedir eksik olan? Ve niye çıkmış bu eksik? Bu problem niye çıkmış? Bu problem ibadeti namaza veya belli ritüellere hapseden bir anlayışa bir tepki olarak çıkmış. Bunu görmek gerekiyor. Belli fiilleri ibadet olarak yorumlamanın sıkıntısından kaynaklanıyor ki böyle olması da kaderi açıdan mukadderdi zaten. Olması da gerekirdi. Çünkü ibadet kavramını belli fiillere hapsedemeyiz. İbadet hayatın her anında her zaman olması gereken bir haldir. Bunun belli formlardaki görüntüsü de bir nasıl söyleyeyim? İtikadın bir yansıması olarak diyelim, benim açımdan, ben neye iman ettiğimi gösterme açısından ben İslam'ım diyoruz, Müslümanım diyorsun mesela. Bunun göstermesi açısından bir vesile olabilir. Ama asıl olan, ibadetin asıl meselesi şeyi hayatın her anını kapsamasıdır. Namaz da bana göre hayatın her anı kapsayan bir ubudiyettir. Bunu zaten hep beraber konuşmuştuk çok manasında, çok şekilde. Fakat biz gerçekten şeriat, mesela şeriat kavramı da, şeriat deyince belli kalıp anlıyorsak, belli şeyler anlıyorsak, belli sınırlanmış şeyler anlıyorsak, bu tür problemlerin çıkması kaçınılmazdır. Yani Kaliforniya Müslümanlarının doğması aslında bir şeye karşı bir tepkidir. Bunu da anlamak lazım. Eğer bu tepkiyi bir kaçış, bir nasıl söyleyeyim, bir tembellik, bir
nasıl söyleyeyim, dinden tembellik, uzaklaşma alan, tembellik, hazcılık, nefis perestlik falan gibi algılarsa yanlış olur gibi geliyor bana. Bu insan fıtratının, mutlak olan bir şeyi sınırlama belirlenmesine karşı tepkisini olarak görmek lazım. Bence fıtri de görmek lazım. Eğer fıtri görürsek vasata doğru gelme imkanı vardır. Ama şey olarak reddedersek o zaman bir çözüm üretmemiz mümkün değildir. Yani meselenin ubudiyetin hayatın her anına yansıması gerektiği vurgusu çok önemlidir. Zaten namaz denen ibadetin de yapılabilmesi için bu anlayışın oturması gerekiyor. Bu anlayış oturtmadıktan sonra namazın ne adına kıldığı belli de olmayacağı için anlamı da yok yani. Namaza yani denen beş vakit fiili emretmenin de bir anlamı yok yani. Bunu ben gerçekten kendi çocuklarımdaki ilişkiden de çok rahat anlayabiliyorum yani. Çocuk namaz kılıyor. Fakat yani içi boş belli yani. Ben biliyorum. İçi boş ve ben buna niye zorluyorum diye kendi kendimi soruyorum yani zaman zaman. Ben bunu niye zorluyorum? Çocuğun kafasında ibadet, ya tabii çocuk için olabilir de belli bir yaşa geldikten sonra kastediyorum. Çünkü sorumluluk sahibi olmayan çocukların namazın manasını tam anlaması mümkün olmayabilir. O zaman iradesi babasının elinde, onun karar verme yetkisi babasının elinde olduğu için orada ayrı bir şey girebilir. Ayrı mesele ama anlatmak istediğim şu. Ben belli bir formu sürekli çocuğa dayattığım zaman o form belli bir inancın sembolü haline geliyor. Halbuki mutlak olan, gaybi olan bir şeyin belirlenmesi mümkün değildir. Belli bir şeye sokulması mümkün değildir. Tam tersi mutlaklaştırılması gerekir. Her ana yayılması gerekir. Ben bu açıdan bu arkadaşlara üstüzanla bakılması gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii ki ifratsa ötekisi de tefrit olmuştur. Tefrit olduğunu da bilerek burada yapılması gereken reddetme değil veya belli bir yere çekme değil, ibadet kavramını, ki 20, bence 9. söz bu konuda namazın anlamı diye girdiği yer muhteşem bir yer. Orada hayatın her anını ibadete dönüştürmek gerektiği vurgusu var. Bu arkadaşlar da bence müzik söylerken de veya yürürken müzik söylerken de ibadet edilebileceğini, mümkün olabildiğini hissediyorlar. Ama bunu belli bir kalıpta yapıyorlar. İfrat olarak yapıyorlar. Bu ifratın dışındaki kısmı, samimi yönelişi görüp oradan hareketle fasata doğru bir yolculuğa çıkabiliriz diye anlıyorum. Ama Yunus'un dediği meselede de ben gerçekten tersten olmaz bu iş. Yani amel imanı belirlemez. Yani şu kalıp, namaz kılıyorsa insan mümindir. Bilemeyiz. Yani o hareketi yapıyorsa mümindir diyemeyiz. Tersten gelemez ama her fiil arkasında bir itikadı, bir inancı barındırır. Bir şeye göre yapar insan. Gayba imanın göstergesi, yine gösterge derken bu fiili bir şey değil. Namaz orada yine fiili bir hakikat olarak anlatılmıyor. Oruç, zekat, kelime-i tevhid hepsini içeren bir hakikati var. O manada söyleniyor. Ben onun zorunlu, yani şirksiz bir ubudiyet anlıyorum namazdan. Şirksiz, masiva Allah'ı terk, masiyeti terk ve şirki terk anlamının içine barındıran bir fiil olarak anlıyorum. Amelin arkasında bu olması gerekiyor. Amelin içinde bu olması gerekiyor diye düşünüyorum.
Buna ilaveten şunu söyleyebilirim, belki çok hoşuma gitti bu arada. Güzel bir yaklaşım olarak, orijinal bir, ben senden de ilk defa duydum, o açıdan da hoşuma gitti. Şey meselesi, yani mutlak ubudiyet anlayışının sınırlandırmasına gelen bir tepki olarak okudun sen de. Ali Dayı, yani o Resul anlayışının aktarılamaması, özümsenememesi, yani gayba imanın dışında imanın o diğer bileşenlerinin özümsenememesi, arasındaki ilişkinin, bağlantının kurulamamasına vurgu yaptı. Bir de ben bu ikisine ilaveten şunu gündeme getirmek istiyordum. Yani ibadet bir dünya görüşüyle ilişkilendirilmekten öte belli bir kimliğin alameti olarak sunuldu. Yani politize edildi. Onu demeye çalışıyorum. Yani hani Müslüman, hep diyoruz ya, bugün Müslüman büyük M harfiyle yazılıyor. Hani Türk yazarken nasıl büyük T harfiyle yazıyorsunuz? Müslüman yazarken de büyük M harfiyle yazıyorsunuz. Bir ırkı temsil ediyor gibi. Yani Müslümanlık bir sıfat değil. İnsanın kendi gerçeğine teslim olması anlamına gelen bir sıfat değil. Kur'an'ın çerçevesinde Müslim kelimesini konumlandırdığı, sıfat olarak kullandığı veya Resulullah ve işte arkasından gelen ilk 100-150 yılda Müslüman kelimesinin sıfat olarak kullanılması gibi değil de işte bu Emevi döneminden sonra Müslüman kimliğin, o politize edilmiş o kimliğin artık siyasi sonuçlarının bugün dayanılamaz hale gelmesi. Yani bir kişinin bugün namaz kılıyor olması geri zekalı, aptal, üçüncü dünya sınıf insanı, dogmatik, kapalı, açık fikirli değil, tradisyonel, gelişime kapalı falan gibi belli bir kimliğe atfedilmiş birçok negatif psychological traitlerin alameti olarak ortada. Başörtüsü çıkarmak da böyle. Öyle değil mi? Yani bugün başörtüyü taktığında birisi, eğer bir cevabı da yoksa hele hele azılı reaksiyoner grupların içindeyse, başörtüsü takıyorsa doğrudan aptal olduğu anlamına geliyor birçok yerde. Ezik, ezilmiş, büzülmüş. Annesi babası işte zorla kapatmış bunu. Bunlar üçüncü dünya sınıf insanı falan. Bunu çağrıştırdığı için reddediyor değil mi yani? Ya meselenin özetle, evet, imanın tüm bileşenleriyle belki Ali Dayı'nın söylediği bunun nasıl yapılabileceğiyle ilgili bir çözüm önerisiydi. Abdüreşit abininki biraz daha bunun nedeniyle ilgili, yani ne oldu da böyle bir tablo karşımıza ortaya çıktı. Ben biraz daha bu ne oldu da böyle bir tablo ortaya çıktı meselesine, yani dinin, insanlık tarihi boyunca din bu kadar politize edilmemişti. Bununla çok yakından ilişkisi var gibi geliyor bana. Hiç insanlık tarihi boyunca bu kadar, yani eskiden ben bu dinin temsilcisiyim dedikleri, diyen kralların yaşadığı dönemde bile toplumun içinde din bu kadar politize edilmemişti. Yani namaz kılmak bir de bu kadar da aşağılanmamıştı yani. O kadar kavga derinleşti ki yani insanlar niye namazlarını kaçak güçek kılmaya çalışıyorlar veya namaz kıldığı aman bana namaz kılıyor musun sorusu gelmesin diye mabetleri değiştirmeye çalışıyorlar. Tabii bu söylediğim İsar'da çay içerken değil. Yani İsar'da çay içerken bilakis öğlen namazına geliyor musun Muhammed falan diye soruyorsun. O söylediğim yer orası değil. Kadıköy'de Kitchenette kafede otururken birisi tam cuma namazı ezanı okunurken limonatasını masada bırakıp gitme kararı aldığı zaman hayrola cumaya mı gidiyorsun sorusuyla karşılaşmamak için ne taklalar atıyor onu soruyor. Onu söylemeye çalışıyor. Yani niye? Çünkü bir anlaşılırsa o limonatayı bırakıp cumaya namazına gittiği, bu bizim tahmin ettiğimiz kadar da zeki bir çocuk değil mi? Bu aptal biriymiş diyecekler bunun için. Müzakere dersi çok güzel bir kardeşimiz katılıyor da
değişik bir lisanla. Allah razı olsun katıldığı için çok memnun olduk. Şimdi ben Yunus'un vurguladığı noktanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani biz şöyle bir soru sormamız lazım. Gerçekten bir dinden uzaklaşma mı var? Yoksa içi boşaltılmış dinin ortaya çıkması mı var? Bunu düşünmemiz lazım yani. Bir dinden uzaklaşma, inançtan uzaklaşma mı görüyoruz? Yoksa olmayan bir şeyin ortaya çıkmasını mı görüyoruz? Bence bunu iyi düşünmemiz lazım. O yüzden neyin telaşına düştüğümüzü iyi bilmemiz lazım. Neden telaş ediyoruz? Ne için telaş ediyoruz? Bunu anlamamız lazım. Çünkü çözüm üretebilmek için problemi iyi teşhis etmek lazım. Yani Ali abi ki bana bu konuda katıldığını düşünüyorum. Ben sizden öğrendiğimi satıyorum zaten. Açık söylemek gerekirse. Zaten taklit hakimdi. İçi boştu. Ve bu konjonktür diyelim, hakim cereyan o içi boş olanı ortaya çıkardı ve şimdi elhamdülillah ki ortam daha hür oldu. İnsanlar rahatlıkla içi boş olanı boş olduğunu söylemeye başladılar. Bende bir şey yokmuş ya demeye başladılar. Bence bu güzel bir güzel, bu noktadan güzel yani diye anlıyorum. Ha dert bilinirse devası asan olur olması açısından ben önemli görüyorum. Bilmiyorum. Ali abi ne dersin? Konu değişti. Onun için konuşabilirim diye, konuşuyorum diye kafamdakini. Demirel bir iktidara geldiği, yeni geldiği bir dönemde ya ekonomiyi çok perişan aldık be dedi. Yani nerede kalmıştık diye, onun bir meşhur sözü var ya. Nerede kalmıştık dedikten sonra işte çok berbat bir ekonomi var. Yani nereden anlayacaksın de. Ya bunun yani ekonominin kötüye gittiğini anlamanın zor bir şey değil ki. Sabah namazına gittiğimde bakıyorum diyor. Çorabı delik olanların sayısı artmış. Ha. Ne yapmış? Sen zeki adam, öyle söyleyeyim hadi. Ne zeki adam anasını gözün. Sabah namazına camiye gittiğini söylüyor adam. Şimdi bunun farkında olanlar, bunun bir üçkağıtçılık olduğunun farkında olanlar dinden soğumaya başladılar. Farkında olmayan ahmaklar da Demir'in arkasından koşmaya başladılar. Namaza gidiyormuş adam diye. Çok önemli bir pozisyon bu. Hani Emevilerden başlayan dedi ya Yunus, bunlar benden iyi bilir. O aşamalar döneminde gerçekten saltanata sahip çıkmanın altında devletçilik, devletçiliğin altında Allah'a imanın, krala, güvene yer alması yatıyordu. Bunlar şimdiki dönemde alemi İslam'da, mesela Pakistan'a bakıyorsun, adam hep dinden örnek veriyor. Adamın kendisi dinsiz. Türkiye'de gariban birisi var, işte kullanıyorlar. Hep öyle dini referanslı konuşmalar yaparak, karıştırarak, çorba yaparak zeki insanların, düşünen, sorgulayan insanların dinden kesinlikle, yani kaçınması değil, nefret etmesine neden olduğunu görüyorum. Böyle baktığım tablolarda, kurduğum ilişkilerde. İnsanlar bir olay değil ki bu, Yunus gündeme getirdiği başörtüyü terk etmesi. Zaten başörtüyü terk etmek, namazı terk etmekten çok kolaydı. Namazı terk etmek biraz daha uzun zaman alıyor. Ama bunların gerisinde hep ne var? Senin dediğin, söylenenleri özetliyorum kafamdayım. İşime yarayanları aldım yani. İçi boşaltılmış bir dinin terki çok kolaydır. Yani sembollere boğulmuş bir dinin terki çok kolaydır. Bunun neticesinde şeriatsızlık,
hakim oluyor. Yani inananlarda şeriatsızlık hakim oluyor ama konuyu temelden sorgulayanlarda ise en azından agnostisizm hakim oluyor. Alemi İslam'da bunun önüne geçmenin yolunu düşünmemiz lazım. Konumuz da ona müsait değil gibi geliyor. Ne yapılacak? Çünkü bu mutlaka biz dünyaya çözüm üreteceğiz diye düşünmek, ben kim dünyaya çözüm üretmek düşünmek değil de, çözüm üretmeyi düşünmek değil de. En azından çevremde şeriata ittibaın gerekliliğini sorgulayan insanlara ne diyeceğim, nasıl aşamalardan geçen bir düşünce silsilesi takip edeceğim. Sonuçtan başlamamaya kesinlikle dikkat etmek gerekiyor. Yani namaz kılarsan şöyle şöyle olur diye. Hayır, namaz bir defa onun başlangıcından geleceksin. Silsileyi kuracağız. O silsileden sonra şeriat gelecek. Şeriat demek dünya hayatını nasıl tanzim edersin demek. Abdülreşit'in söylediği konu. Yani ibadet yalnızca ibadetlerimiz diye beşe indirgenince, ki yani bir hadis nakli vardır ama bu temellerdir, pilorlardır. Ubudiyet o beş ile sınırlı olamaz ki, senin hayat anlayışının, varlığının senin bizatihi fiili hayatına yansımasıdır. Ama bunun içerisinde temel umdeler vardır. Onun dokuzuncu sözün hatırlatmasında olduğu gibi gerekçeleriyle birlikte şeriatın bu hikmetini anlamak içindir. Yani niye o zamanda, yoksa niçin ibadete değil. Bu gibi konular kafam son zamanlarda çok meşgul ediyor ve bir de çözüm bulabildiğimi zannetmiyorum. Yani. Peki şöyle bir şey sorsam Ali abim. Şeriattan ne anlıyoruz? Şeriatın gelmesi ne demek? Yani şey ol, gerçekten üzerinde düşündüğüm bir mesele olduğu için soruyorum. Şeriatın gelmesi ayrı konu da, şeriattan ne anlıyoruz dersek, dünya hayatımı nasıl yaşamam gerekir? Cevabı diye anlıyorum ben. Yani dünya hayatını nasıl yaşamam gerekirin cevabı hangi gerekçelere dayanırsa, bu bahsedildi ya, her yapılan fiilin arkasında itikat vardır. Bir adam bir dünya hayatını yaşıyorsa, o dünya hayatı onun şeriatıdır. Bu şeriatın gerisinde onun bir itikadı vardır. Dünya görüşü vardır. Geriden gidiyoruz şimdi. Ama bu dünya görüşünün, şimdi biz Allah'a imandan başlıyoruz ya, gayba imandan başlıyoruz ya, gayba imanın böyle bir sonuca ulaşmasındaki aşamaların neler olması gerektiği konusuna kafa yormak gerekiyor. Bunu belki toplum bazında düşünmek için önce fert bazında düşünmek lazım. Biliyorsunuz en mükemmel model, yani teorik model, ikiye indirgenmiş elemanı olan modeldir. En basitiyle, Kur'an'da da öyle, la ilahe illallah. Evet. En mükemmel model o. Bizim de böyle ikiye indirgeyip sonra onu üçe, dörde, beşe çıkartacak olan aşamalardan geçen bir modellemeler zinciri oluşturmamız lazım kafamızdan. Yoksa en basitinden, şimdi eskiden başörtmek modeydi ya, bakın bu yine boş olan, içi boş olan bildiğinin uygulamasıydı. Şimdi baş açmak moda olmaya başladı. Bu da kaçınılmaz bir sonuçtu zaten. Namaz yerine ben bir psikoloji sempozyumuna katılmıştım. Ama online'dı. Kişileri görmedim. Kendisini Müslümanların danışmanı olduğunu söyleyen, kişisel behavioral problemleri olan insanların danışmanlığını yapan kimse,
hem Müslüman oluyor hem salat selam getirerek konuşmaya başlıyor. Allah Celle Celaluhu benim gıcık gittiğim bir tavır o tip insanlardan. Hemen Allah Subhanehu Teala, Allah Subhanehu Teala otomatik olarak söylüyor. Söylesin, beni ilgilendirmez de. Öyle tiplerden birisi yoga tavsiye ediyorum diyor. Tutmuyor diyor. Namaz yok. Ve bu Müslümanların işte Türkiye'de bir yani ehli hamiyettir falan böyle işlere çok burnunu sokuyor, destekliyor. Yani elinden geldiği kadar, kapasitesi kadar Risale'den mahrum olmuş bir şekilde takviyede bulunmak istiyor maalesef yani. O gayreti bir de Risale ile donatsaydı farklı olurdu da. Artık o bizim zafiyetimiz, bizim başarısızlığımız, nur talebesiyim diyenlerin başarısızlığı. Bizim, benim. Benim başarısızlığım. Neyse, adamla tanışıyordum gençken de, yine de bir halt etmedim. İlişki kuramadık. Her neyse. Şimdi böyle bir ortamda yoga tavsiye etti. Yine dinleyicilere de onu tavsiye etti. İnanın hiç tepki almadı. Ya namaz dururken yoganın ne alemi var? Yoga tamamen seküler bir davranıştır. Yani her ne kadar Allah'a inanan bile olsa o, ben sonuç itibariyle konuşuyorum, şeriata ittibaın zorunluluğunu kavramayan bir insanın hareketidir. Allah'a inanmaz. İşte Kaliforniya dervişleri dediğimde çok yaygındır. Yani insanlar ben dervişim mervişim demesin, benim bilmem neyim demesin. Alemi İslam'da artık namaz belli ihtiyar grubun devam ettirdiği bir gelenekten ibaret. Gençler Allah rast getir, Allah yardımcıları olsun. Yani onların namazı video playler mi ne diyorlar ona, video game'leri, hem de internet sonra. Ben derse girip çıktım da maalesef benim açımdan, benden kaynaklanan sebeplerle çok istifade edemedim de, bu konuşulan konu hakikaten çok ehemmiyetli olduğu meydanda, hem kendimiz açısından hem işte alem İslam açısından. Ben ibadeti hep şöyle temellendirmeye kendi dünyamda ihtiyaç hissediyorum ve beni ettiriyor böyle bir temellendirme. Şu değil. Yani gayba iman ediyorum. Gaybe iman ettiğim mutlaktır. O ibadete emretmiştir. Bu anlamsız değil. Bu temelsiz değil. Fakat beni daha çok kendi dünyamda motive eden ya da motive ettiğini düşündüğüm ibadetler konusunda ne kadar hani yapıyorsam, İnsani ihtiyaçlar, insan olarak bende bulunan, bende var olan özelliklerimi imanımla birleştirdiğimde kaçınılmaz olarak bu ihtiyaçlarımı karşılamaya dönük hayat tarzı olarak çıkıyor karşıma ibadet. Yani yemek yemek gibi, su içmek gibi, uyumak gibi, diğer ihtiyaçlarımı karşılamak gibi geliyor bana. Nedir o? Hani, daha iyi bilindiğinden eminim de buradakilerin. Sesle çok kısa ifade edeyim diye söz aldım. Şimdi gerçekten iyiliğe karşı teşekkür etmek var mı? Var. İnsan olarak benim özelliğimde. Ondan sonra çok büyük bir dehşetli bir güzellik, büyüleyici bir güzellik gördüğüm zaman meftun olmak var mı? Var. Fevkalade estetik bir tablo karşısında ondan sonra alkışlamak var mı? Var. Şimdi bunları birleştirdiğim zaman ben sadece şu teşekkür ondan sonra esprisinden ya da insani özelliğinden yola çıktığım vakit bile başta namaz olmak üzere diğer ibadetleri ondan sonra kendi açımdan yani kendimin ikna olacağı tarzı temellendirdiğimi şahsen görüyorum. Peki yani İlyas Hocam. İlyas Hocam, tam da böyle bir noktada bir öğrenciniz gelse size dese ki bu söylediklerinizin altının hepsine imzamı atıyorum, size kesinlikle evet katılıyorum dese. Evet. Ama dese. Bütün her şey o amadan sonra olur ya. Ama dese. Hı-hı.
Niye bu ihtiyacı ihtiyarların devam ettirdikleri bu particular ne diyeyim yani böyle bir tane örneği var bunun. İşte namaz demişler adına. Niye illa o şekilde bu ihtiyacımı göreyim ki ben bunu başka şekilde görüyorum. Mesela işte hani az önce Ali Dayı'nın örnek verdiği Kaliforniya Derviş dedi. Hani sahile gidiyorum ve dönüyorum. Müzik etrafında dönüyorum veya yoga yapıyorum. Yani ben de bu ihtiyacın farkındayım. Size katılıyorum ama İslam'daki hocaların dediği gibi yapmayacağım ben bunu dese. Şimdi burada şöyle bir tablonun olduğunu ben şahsen kendime tembirlediğimde ikna oluyorum. Yani demek ki benim böyle bir ihtiyacım var mı? Var. Ben bu ihtiyacımı hissediyorum mu? Hissediyorum. Bu ihtiyacımı karşılamam gerektiğine şüphem var mı? Yok. Yani ben teşekkürümü yapmam lazım. Bana kim veriyorsa bu iyilikleri var olmaktan varlığımın devamına kadar ben teşekkür etmek istiyorum. Ve inanıyorum ki aldığım oksijeni bana o aldırıyor. Güneşi o benim hizmetime sunmuş. Yaşadığım azı onun. Buna inanıyorum ben. Öyleyse teşekkür etmem lazım. Şimdi. Tamam burada sorun yoktur. Ondan sonra şunu söylüyorum. Şunu peşinden koyuyorum. Diğer taraftan yaratan da benim madem bu ihtiyaç içinde yaratmış o zaman benim bu insani özelliklerim yani iyiliğe teşekkür etme, güzellik karşısında meftun olma, bunu takdir etme gibi özelliklerimin nasıl gerçekleşeceğini o bana söylüyor olmalı, öğretiyor olmalı, rehberlik yapıyor olmalı. Var mı? Gayet açık olduğunu görüyorum. Namazda diyor, mesela şu tarafa dönün. Ayet bu malum. Ondan sonra namaz öncesi şu temizliği yapın. Ayet doğrudan abdest ayeti, Enam suresi. Ondan sonra işte namazda şunu okuyun. Yine Kur'an'dan kulağınıza geleni okuyun diyor. Ayet bu. Dolayısıyla bakıyorum ki bu yaratıcı, yani kendisine her şeyimi borçlu olduğu, ben ibadet etmeye insan olarak kendimi mecbur hissettiğim o yaratıcı bu konuda da bana rehberlikte bulunmuş. Zaten bulunmasını beklerim. Bakıyorum bulunmuş. Kitabında bulunmuş. Başka? Ama biraz daha somutlaştırma ihtiyacım var. Biraz daha kalıba dökülme ihtiyacım var. Biraz daha tahayyül etmesine ihtiyacım var. Dediğim zaman da burada işte karşıma o detaylarla birlikte ondan sonra şeriatın ahkamı çıkıyor. Resul çıkıyor. Resulü uygulaması çıkıyor. Meşhur hep söylenen hadis. Sallu kemara aytumunu salli. Ben nasıl namaz kılıyorsam öyle namaz kılın demiş. Ha öyleyse ben şükrümü, hamdimi, tesbihimi yine onun rehberliğinde yapmam lazım. Peki onun dışında yapamaz mıyım? Bu rehberlikle gelen ondan sonra hükme karşı, yaratıcının o beyanına karşı, gönderdiği Resul'a karşı, Resul'ün uygulamasına karşı çok absürt bir tavır olur yani. Rehberlik var ortada. Ben o rehberliğe sırtımı döneceğim. İbadet etmem lazım. Tamam. Benim ihtiyacım var. Tamam. Kendimi mecbur hissediyorum. Tamam. Fakat bunu ben kafama göre yapacağım. Bu benim insani olarak çok çelişkili gördüğüm ve kabul etmiyor bile fıtratım hiç sıcak bakmadığı bu olay yani. Ama şuna sıcak bakarım. Ben namazımı Kur'an'da ana hattıyla işaret edildiği, peygamber tarafından da gösterildiği tarzda kılarım. Ondan sonra da coşkumu, retine karşı coşkumu, duamı, zikrimi bunun yanında neyle de atıyorum. Bunun yanında bilmem hangi şu enstrümanla da, hangi başka sama ile de neyse. Yapıyorum diyene de niye yapıyorsun demem. Çünkü diğerini ihmal etmedi. Ben de işime geliyorsa, zevk alıyorsam, benim bilincimi artırıyorsa, benim insana ihtiyaçlarıma karşıladığımı ben hissediyorsam ben yaparım onu. Ama birincisinden vazgeçemem. Birincisini yerine koyamam. Onun yerine ikame edemem. Bu yaratıcının rehberliğine saygısızlık olur. Onu ortaya koyduğu ondan sonra kalıba saygısızlık olur. Peygamberin işlevini görmezden gelme olur. Vesaire vesaire. Bilmiyorum. Peki şöyle olamaz mı İlyas abi? Onun nazarında senin anladığın gibi bir peygamber tarifi yoksa yani peygamberliğin anlamı netleşmemişse, kitabın anlamı netleşmemişse ki zaten problem de oradan doğuyor zaten. Yani ne biliyoruz bu kitap birinin yazdığı değil gibi şeyler gibi ama insan her halükarda bir yaratıcıya karşı bir
teşekkür hissi, bilmem ne hissi duyuyor. Bunu bir ihtiyaç olarak görüyor. Ama senin anladığın gibi bir anlam yüklememiş Resul'e. Senin anladığın gibi bir anlam yüklememiş kitaba. Dolayısıyla öyle olduğu halde böyle yapıyor. Dolayısıyla o adamı bir suizanla bakmak yerine problemi, Ali abi de bence ona değindi gibi, problemin ne olduğunu teşhis etme açısından bakmak gerekiyor. Bunda Resul'e iman problemi var. Bunda kitaba iman problemi var diye görmek ve ona göre kitap ne demektir? Bizim gerçekten düşünmemiz gerekiyor. Resul nedir ya? Niye biz Resul'e iman ederiz? Kitap nedir? Kitaba niye iman ederiz gibi bu konuların ciddi ciddi düşünülüp şu insanlar, yani o dediğimiz insanların eğer gerçekten o senin dediğin tarzda diyelim ben onun Resul olduğunu iman ettikten sonra bu Allah'ın bana elçili ne yapmam gerektiği noktasında elçi olduğunu kabul ettikten sonra bunun zorunlu olarak kabul ettikten sonra yapmama mümkün değil zaten. Onun istediği gibi, onun dediği gibi. O ama öyle bir şey, öyle bir anlayış yok zaten. Problem orada zaten. Resul öyle bir tanıtılmış ki çok farklı tanıtılmış. Siyasi tamam, bir gider bahsetti, yani. Sizin bahsettiniz bunu bilmiyorum da eyvallah. Dedikten sonra yani, şimdi geçecek. Aşamaları konuşuyoruz da, aşamaları konuşuyoruz İlyas Hocam. Yani o sizin dediğiniz noktalara nasıl gelinir diye. Veli vardı ya, hani Veli Hoca hatırlarsın, evet. Benden çok daha iyi bilirsin. Ben de biliyorum. Evet, tanıyorum, çok iyi tanıyorum, evet. Hastaneye gelmişti hastanedeyken. Kendisi bir komisyonda, bu din dersleri kitaplarının falan komisyonundaymış, onu anlatıyor. Şöyle sonuca bakıyorum da dedi, politika o zirveye çıkmış ki, yani herkes aynı rol oynuyor da aslında. O politika öyle bir zirveye çıkmış ki, velinin imzasıyla, gerekçesiyle, öğrencinin velisi der. Şimdi veli biri büyük harf, biri küçük harf. Öğrencinin babasının, annesinin imzasıyla cumartesi günü ekstra işte Kur'an'mış bilmem ne İslami palavra dersleri alacak diye. O demişti ki babalar uçuyorlar sevinçten. Anneler babalar. Çocuklar işkence çekiyor, ızdırap. Yani bir günüm vardı zaten şu video ile oynamak için, onu da elimden aldılar diye. Yani bunu veli olayın içinde olan bir kişi olarak anlatınca dedim tahminler belli bir istikamette gidiyor. Şu çok biliyorsunuz teknoloji çok hızlı değişmesinin nedeniyle medeniyetlerin değişmeleri de ölüm, yani şöyle ömürleri diyeceğim. Medeniyetlerin ölümü de çok kısalmaya başladı. Ömürleri. Çok evet. Kısalmaya başladı. Bir medeniyetten diğer medeniyete geçiş neredeyse 10 yıla düştü, 5 yıla düştü. Yani şimdi teknoloji 6 ayda bir değişiyor da bu teknoloji aracılığıyla değişen dünya kültürü çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Artık o bizim eskiden öğrendiklerimizin hepsi yani malzeme olarak dursun da usul olarak çöpe gitmesi gerekir. Yani bu artık çöpe atacağız onlar. Öyle olmaz onun. İmkanı yok, bir yere varamaz. Hiçbir insanı, peşin hükmü olmayan insanı hiçbir yere götüremezsin. Onunla olmaz. Kesin yani. O bir defa hani şu üstadın bir meşhur sözü var ya, medreseler islah olmalı ve selam. Bitti. Selamu aleyküm. Kifayet-i müzakere diyelim mi bugün için? Evet abi. Subhaneke la ilmena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahumen elhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha.